Sovyetlerden beter atılmışız bir köşeye. Tugay Toksöz dönemin en ünlü aktörlerinden biriydi. Birçok filmde oynadı. Paraya, mala, mülke kavuştu. Ancak gerçek hayat hikayesi oynadığı filmler gibi mutlu sonla bitmedi. 51 yaşında bir hastane odasında yoksul ve kimsesiz hayata gözlerini yumdu. Yeşilçam oyuncularının hayat hikayelerini derlerken ibretlik kelimesini sık sık kullanıyoruz. Bunun nedeni onları ayıplamak, yargılamak değil. Aksine bazı hayatlardan ders çıkarmak. Zira çoğunun sonu gerçekten ders alınması gereken bir şekilde bitti. Şan, şöhret ve paraya rağmen sonları kötü sona erdi. Hem yoksulluk hem de kimsesizlikle imtihan oldular. İşte bunun son örneği ünlü aktör Tugay Toksöz. Argun argın eve döndüğümde yüzüme bir kadın gülümsesinden. Gerçek adı Seyit Tugay Toksöz'dü. Ailesi aslen Karslı olsa da o 1938'de İstanbul'da dünyaya geldi. Dönemin birçok yıldızı gibi o da Ses dergisi sayesinde Yeşilçam'a adım attı. Devlet Demiryolları'nda memurken 1964'te yapılan yarışmada ikinci oldu. Bir yıl sonra da Kartal Tibet'in Senede Bir Gün adlı filminde ikinci derece bir rolle sinemaya merhaba dedi. Kısa sürede adından söz ettirmeyi başardı Tugay Toksöz. Özellikle Anadolu'da çekilen köy temalı filmlerin yıldızı oldu. En parlak dönemini de 60'ların sonu 70'li yılların başında yaşadı. Sadece 1967'de 8 filmde başrol oynadı. Bu yükselişini sonraki yıllarda da devam ettirdi. 1969'da bu sayıyı 20 filme çıkarttı. Neredeyse her ay 2 filmde oynuyordu. Arzu filmin maaşlı aktörüydü artık. Her geçen gün ününe ün katıyordu Tugay Toksöz. Köy temalı filmler ve Efe rolleri nedeniyle özellikle Anadolu'da çok sevilen bir aktördü. Bu sevgi ve şöhret ona para ve mal mülk olarak da geri dönüyordu. Etiler'de villası, Kanlıca'da, Moda'da da evleri, hizmetçisi vardı artık. Şöhretinin zirvesindeyken de evlendi Tugay Toksöz. Bir kızı oldu ancak bu evlilik uzun sürmedi. Bir süre sonra da boşandı. Tek başına yaşamaya başladı. Dönemin medyasına göre ne olduysa o günden sonra oldu. Çevresinde işe yaramayan, sadece parası için orada bulunan insanlar türedi. Ne birikim yaptı ne de kazandıklarını doğru işlere yatırdı. Var olanı cömertçe harcadı. Bir de en büyük kötülüğün kucağına düştü. Alkol almaya başladı. İşte bu zamanlarda askere gitmek zorunda kaldı. İddiaya göre asker kaçağıydı ve başka bir aktörün ihbarıyla yakalanıp askere götürülmüştü. Tabii bu da Yeşilçam'ın birçok efsanesi gibi sadece bir rivayet. 2 yıllık bu ayrılık Tugay Toksöz'ün Yeşilçam'la bağlarını zayıflatacaktı. Hatta Ankara'da askerlik yaptığı sırada Memduh Ün ve Fatma Girik bir film projesi için kendisini ziyaret eder. Ancak komutanından izin çıkmayınca film çekemez. Tugay Toksöz'ün 2 yıl boyunca sektörden uzak olması Yeşilçam'ın onu unutmasına neden olur. Askerlik bitince Tugay Toksöz soluğu Yeşilçam'ın kalbi Beyoğlu'nda alır. Ancak beklediği ilgiyi göremez. İddiaya göre bu duruma çok üzülür, yeniden alkol almaya başlar. Villası, katları, bol parası olduğu dönemde etrafında eksik olmayan arkadaş grubundan pek kimse kalmaz. Üst üste çevirdiği filmlerden kazandığı paraları çabucak tüketmiştir. Villa ve evler tek tek elden gider. Üstelik onları yerine koyacak teklifler de gelmez. Zaten 70'li yıllarda Yeşilçam'da krize girer. Tugay Toksöz, yanlış kadın arkadaşlar, yanlış çevre ve alkolden sonra hata zincirine bir halka daha ekler. Tamamen ekonomik nedenlerle dönemin açık saçık filmlerinde oynar. Birkaç yıl önce Anadolu Efelerini canlandıran o aktör artık geri dönüşü olmayan bir yola girer. Kazandığı paralar bitmiş, ayakta kalmak için Yeşilçam'ın açgözlü, her yolu mübah gören 3. sınıf yapımcılarının eline düşmüştür artık. O filmlerden kazanılan paralarında hayrı yoktur. Evsiz kalan Tugay Toksöz annesinin yanına taşındı. Zirvedeyken hayatına giren, sonradan ortadan kaybolan diğer kadınlardan görmediği ilgiyi, şefkati, teselliyi
yine annesi verecekti. 70'li yıllar nihayet biter, ancak 80'li yıllarda Tugay Toksöz'e beklediği fırsatı vermez. 2 yıl boyunca hiç film teklifi gelmez. Ardından başlayan arabesk film furyasında payına başrol oyuncusu ses sanatçılarının yanında ikinci adamı oynamak düşer. Artık aktör değil, yardımcı erkek oyuncudur. Ancak Kibariye gibi oyuncularla çektiği düşük bütçeli filmlerde başrol oynar, fakat o filmlerde de çok az görünür. Bu tür filmlerde oynayarak ayakta durmaya çalışıyordu Tugay Toksöz. Ancak her geçen gün acı sona doğru gidiyordu. Mutlu değildi, eski günlerini arıyordu. Dönemin yapımcılarından Hidayet Pelit'in oğlu Bülent Pelit, Tugay Toksöz'le film setlerindeki tanışmasını ve onu son gördüğü bir anısını yıllar sonra anlatır. Ben 4-5 yaşlarındaydım. Ekibin yemeğini tencerelerde annem yapıyor. Bizi de evde bırakamadığı için biz de setlere gidiyor. Tugay Toksöz bizleri çok seviyor. Ben okumaya meraklıyım. Sürekli elimde gazete, bana ABC Bülent ismini takıyor. Askerlik dönüşü eski şaşalı günler uzak kalır. Yeri başkaları tarafından doldurulmuştur. Alkole sığınır. Oyunculuktan kazandığı büyük servet dibe vurur. Artık eski Tugay değildir. Yıllar sonra 3. sınıf bir figürasyon ajansında babamla karşılaştığımızda oldukça sarhoştu. Ben de 17-18 yaşlarındaydım. Unutmamış, babama baktı, bana baktı. ABC Bülent değil mi dedi. Evet dedi babam. Kalktı yanaklarımdan öptü, zorlanarak. Gözlerimden birkaç damla yaş süzüldü. Ben evlenmek istiyorum kral. Bir çocuğum olsun. Soyum sürsün. Tugay Toksöz her şeyin farkındadır, ancak gelen hiçbir teklife hayır diyecek durumda değildir. Bu yüzden senaryo ya da yapımın kalitesine bakmadan oynamaya devam eder. 80'li yıllarda böylece çok sayıda filmde yer alır. Ancak hiçbiri eski filmlerinin yanına yaklaşamaz. Tarihler 1988'i gösterdiğinde Tugay Toksöz hayatının son filmini çekmek için Gaziantep'e gider. Tabii o bunun son filmi olduğunu bilmez. Tıpkı eski günlerdeki gibi bir sahne için ata biner, ancak düşer ve ayağı iki yerden kırılır. Zorlu hayat hikayesine trajik bir halka daha ekler. Hastaneye kaldırılır, ancak yanlış tedavi yüzünden ayağı daha da kötüleşir, kankren olur. Çapa'ya götürülür, platin takılır, sigortası bile yoktur. Apar topar Türkiye Sinema Eseri Sahipleri Meslek Birliği tarafından kendisine sigorta yapılır. Hastane odasında yalnız kalır, ziyaretine pek kimse gelmez. Eşe dosta bunun için kırgındır. Yahu hiç tanımadığım Perran Kutman diye biri beni ziyarete gelmiş, hayret. Tanıdıklarım değil de tanımadıklarım geliyor. Bu nasıl bir şey der. Hatta kendisine haber yapan gazetecilere yazın arkadaşım yazın, beni unutan dostlarıma selamlarımı iletin diye sitem ederdi. Sık sık Yeşilçam değil, Vefasız Çam bu sokağın adı diye söylenir. O zamanlar farkında değildir, ancak yakalandığı amansız hastalıkta yavaş yavaş onu ölüme götürüyordur. Buna rağmen hastane odasında bile alkol almaya devam eder. Taburcu edilir, yaşlı annesi ona bakmaya başlar. Kahrını yine annesi çeker. Bir süre sonra durumu ağırlaşır, Ok Meydanı Hastanesi'ne kaldırılır, ayağındaki sorundan sonra bir de ilik kanseri olduğu ortaya çıkar. Teşhis geç konur, hastalık giderek ilerlemiştir. Doktorlar fazla ömrü kalmadı der. Yaklaşık 2 hafta sonra da Tugay Toksöz, Haziran 1988'de 51 yaşında vefat eder. Ertesi gün Şişli Camii'nde cenaze namazı kılınır. Eski eşi ve kızı bile orada yoktur. Yeşilçam da yine vefasızlığını gösterir. Tabutu yine tanıdık emektar, karakter oyuncuları omuzlar. Gözyaşı annesini teselli etmekte onlara düşer. 51 yıllık ömrünün son durağı Karacaahmet olur. Günümüzde özellikle YouTube gibi mecralar nedeniyle birçok Yeşilçam filmi tozlu raflardan indirildi, yayınlanmaya başladı. Onlar arasında Tugay Toksöz'ün çok sayıda filmi de var. Dile kolay, 24 yıllık sanat yaşamında 130'dan fazla filmde oynadı.
Ardında sadece o filmleri bırakmadı. Ondan geriye masal gibi başlayan ancak yokluk içerisinde bir hastane odasında son bulan şan şöhret yolculuğunun ibretlik hikayesi de kaldı. Çöplerden beter atılmışız bir köşeye.